Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Küllük ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz Kernel Max yazılım ve tasarım evi şirketi sahibi Sertaç Tüllük. Hoş geldiniz Sertaç Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Sertaç. Elektrik elektronik mühendisiyim. 25 yıldır gömülü sistemler üzerinde ulaştım. Şu anda da Kernel Max yazılım tasarım evini yürütmekteyim. Sertaç Bey, verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Kernel Max gömülü sistemler üzerine uzmanlaşmış bir yazılım tasarım evi. Piyasadaki küçük, orta ölçekli ve hatta büyük uluslararası firmalara gerek eğitim danışmanlık, gerekse sistem tasarımı ve bizzat yazılım geliştirme konularında hizmet veriyor. Özellikle endüstriyel otomasyon, multimedya, akıllı ev, akıllı bina sistemleri ve IoT konularında uzman bir ekibe sahibiz. Peki neden Kernel Max? Kernel Max firmalara, müşterilerimize zaman kazandıran bir firma. Özellikle piyasada farklı sektörlerde, çok farklı disiplinlerde uzmanlaşmış, oldukça tecrübeli bir mühendis ekibimiz var. Firmalar kendi bünyelerindeki Ar-Ge'lerinde bu yüksek teknoloji yazılımları veya sistem tasarımlarını yapamadıklarında onlara hem zaman kazandırıyoruz, tabii ki dolayısıyla da Ar-Ge maliyetlerini düşürüyoruz ve ürünün sahaya yansımasını kolaylaştırmış oluyoruz. Alanımızda en az 20 yıl tecrübeli arkadaşlarımızın olduğunu söyleyebilirim. Peki şirketinizin geleceği için hangi hedefleri belirlediniz? Şu anda Türkiye'de bizim bulunduğumuz alanda zaten çok firma yok ama bulunduğumuz alanda birinci olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta Avrupa'daki en iyi yazılım tasarım evlerinden birisiyiz. Amerikalı, İngiltereli, Almanyalı ve yurt içerisinde birçok firma bizimle beraber çalışıyor çok uzun yıllardır. Firmalara verdiğimiz hizmetleri onları referans göstererek size sunabiliriz. Bundan sonraki süreçte de dünyadaki teknolojik gelişimi takip ederek bulunduğumuz konumu korumak ve kendimizi daha daha ileriye götürmek amacındayız. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Peki size en çok gelen talepler neler? Bize en çok firmaların belirli, spesifik, özel, yüksek teknoloji alanında sistem tasarımlarıyla ilgili talepler geliyor. Firmaların ya kendi Ar-Ge'lerinin yetkinlikleri ve uzmanlıkları o alanda olmuyor ve bizden işi bitirmemizi talep ediyorlar. Ya da hiç belli alanda, o alanda çalışmış Ar-Ge'si olmayan firmalar da tamamıyla işi bizden isteyerek bizim sonuçlandırmamızı istiyorlar. Ya da daha da önemlisi danışmanlık vasıtasıyla bizim sahip olduğumuz tecrübeyi ve uzmanlıkları onların ekibine bilgi transferi şeklinde vermemizi talep ediyorlar. Bu da nispeten eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde oluyor. Peki piyasa trendlerini ve müşteri ihtiyaçlarını nasıl takip ediyorsunuz? Ekibimiz 20 yıldan fazladır bu az önce saydığım endüstriyel otomasyon, multimedya, ev ve bina otomasyonu, IoT gibi konularda dünya çapında bir ekip. Çoğumuz Türkiye'deyiz ve alanda uzun yıllardır tecrübemiz olduğu için dünyadaki teknolojideki, özellikle piyasadaki ürünler bazında, projeler bazındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Siz de takdir edersiniz ki elektronik ve yazılım şu anda dünyada bilim dalları arasında en hızlı gelişen, evet, en hızlı ilerleyen bilim dalı. Dolayısıyla bu da kendinizi sürekli yenilemenizi gerektiriyor. Biz her birimiz adeta bir öğrenci gibi her gün oturup ders çalışıyoruz. Her gün kendimizi iyileştirmek istiyoruz. Birlikte çalıştığımız partnerlerimizden, hizmet verdiğimiz müşterilerimizden çok şeyler öğreniyoruz. O öğrendiklerimizi de her yeni proje yaptığımızda bu firmalara büyük bir avantaj olarak sunuyoruz. Burada altını çizmek istediğim önemli hususlardan biri, bizim prensip olarak tek bir sektörde bir firmayla çalışıyor olmamız. Bu da birlikte çalıştığımız müşterilere sahada rakiplerine karşı çok önemli bir avantaj sağlıyor. Çok güzel. Peki ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Siz de takdir edersiniz ki bulunduğumuz alan, özellikle yazılım ve elektronik bilişim teknolojileri son derece karmaşık
ve çoklu düşünebilme yeteneği gerektiren bir meslek. Ekibimize arkadaşlar seçerken özellikle alanında belli bir tecrübeye sahip, meraklı, öğrenmeye hevesi olan, çalışmayı seven, yaptığı işten zevk alan arkadaşları seçiyoruz. Bu alanda iyi bir track record'a sahip bir ekip oluşturduk. Zaten müşterilerimiz ve referanslarımız, başardığımız bugüne kadarki 50'ye yakın proje bizim en önemli kanıtımız oluyor burada. Sertaç Bey, kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? Basitçe söylemek gerekirse, eğer merakınız ve azminiz yoksa bu mesleği yapmamalısınız. Bu meslek gerçekten merak ve azim gerektiriyor. Kendinizden bazı şeylerden vazgeçebilecek kadar önemli bir heves gerektiriyor. Sabah 8, akşam 5 mesaiye gider gibi çalışarak bu işi yapmanız mümkün değil. Çünkü bulunduğunuz yerdeki rekabet sadece bu piyasada veya bu ülke içerisindeki bir rekabet değil, dünya çapında bir rekabet var. Bu dünya çapındaki rekabette katılabilmeniz için sizin de dünya çapında olmanız lazım. Sıradan bir bakış açısıyla, sıradan heveslerle, sıradan azimlerle bu noktaya ulaşmak kolay değil. Eğer üst düzey başarı istiyorsanız hayatınızda, o zaman dünya çapında rekabete hazır olabilecek bir karaktere sahip olmanız gerekiyor. Üniversitelerin yazılım, elektronik, bilgisayar bölümlerinden mezun olmanız ve işinizi sadece mezun olup diploma almak için değil, gerçekten bir ömür boyu severek, isteyerek, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini bilerek yapacaksanız bu işi yapmanız gerekiyor. Bu yönde eğer hevesleri olan arkadaşlar varsa, özellikle gömülü sistemler oldukça karmaşık ve çok yönlü düşünme gerektiren sistemlerdir. Bu yönlenmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum Sertaç Bey. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Fakat yayınımızın sonuna geldik. Son olarak izleyeceğine gibi mesajlar vermek istersiniz. Kernel Max'ı web sitemizden, LinkedIn hesabımızdan, sosyal medyadan takip etmelerini, gelişmeleri oradan incelemelerini isterim, tavsiye ederim. Size de vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim vaktinizi ayırıp geldiğiniz için. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.